instagörlük yapabilirdim Dubai'de biliyorsun ha. Hayaller. Şu çadıra bir o 25 ben... bar daha hava. Oo, full buz tutmuş. Niye diye sor. Niye? Ben yaparım. Niye diye sor. Şımardın hemen. Hayır canım. Niye diye sor. Niye? Sen varsın çünkü. Sen çadır. Önümü görmüyorum ki. Kral zorlama istersen de. Ve eğer isterseniz soldaki şeyi de vurabilirim. Gibi hava da güzel. Çadır güzel. Ben güzelim. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün 26 Mart Cumartesi. Ankara'ya doğru yoldayız ve hava -2 derece. Kampa gidiyoruz. Kar kampı. Ailecek. Yanımızda ufak da var bu sefer. Koku'nun haricinde. Şu ana kadar 1 saatlik yolumuz kaldı. Bayağı bir yolu devirdik. Ankara'da Karacaören. Karacaören diye bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Tam konumu sizinle paylaşırım. Yeni çadırımızda ilk kampımıza gideceğiz ve şu an bu çadır hem Türkiye'de hem de dünyada ilk defa bende var. Ve benden sonra da satışa girecek büyük bir ihtimalle. Ve bu çadırla ilk kampa giden de şu an benim diye düşünüyorum. Başkası almadı bu çadırı. Evet arkadaşlar, güzel bir kamp olsun diye umut ediyor ve yola devam ediyorum. 20 liraymış. Aa kardeşim, Cemil arıyoruz bizi. Cemil buradaymış. Kardeşim ya ne haber? Dünya varmış oğlum. Yalnız ne içtiysem onu boşalttım, haberin olsun. 1,5'luk içtim. Kolay gelsin. Acaba senin haterların mı onlar, yorumları yapanlar? Ya şu videoda sen olmasan izlemeyeceğim videoyu diyorlar ya. Havlu peçete vereyim. Torpito'da havlu peçete var, bekle. Ya ulan koku. Ayak üstü nasıl oldu bu ya? Dur ufak dur, korkma kızım. Otur kızım. Bir saat çiş yaptım. Ayaklarını sil. Çiş mi yaptın lan bir saattir? He? Bir saat çiş mi yaptın lan sen? Bir saat ne dediniz, yok mu? Ha, çiş mi yaptın lan sen? Var. Korkma kızım. Yok kızım, korkma. Aşkım o bitmiş ya. Çantada var, arabanın bagajında var. Al bakalım. İş oldu işi. Ha, kar şey, yürünüyor. Kar, değil mi? Ama araba batarmıştı. Yaptım eldivenini, ister misin? Hayır. İstemem. Sadece... Arabadan bir şeyler almamız gerekebilir. Yani işi hızlandırmak için. Mesela ne? Getireyim mi ufaktan oraya bir yere? Aşkım. Cemil, kar çok sert. Duydun mu? He. Getireyim mi eşya oraya? Aşkım, taşıyabildiklerini taşı. Tamam. Çok fazla yol yapmadan, aynı yolu kullanarak. Kanka, şöyle bir 3'e 3 alan çizeceğim. Çadırı kurmak için sonra kendimize alan açacağız. Bu arada kar çok sert. Görüyor musun? Beton gibi. Şu an kese kese gidiyorum yani. Ve bayağı sert ya. Umarım burayı düzleyebilirim. Evet. Hava tam karanlık üzere. Şu an saat kaç? Saat 7:30 falan bence şu an. Bu arada. Bence. Biraz götüreyim ben. Bu arada kar bayağı derin. Aslında. Yarın bakarız kaç santim ama. Şey, biraz sertleştiği için. Böyle. Üstünden yürüyor gibiyim ben. Aşkım yoruldun mu? Yoruldum da. Çok terleyeceksin şimdi. Biraz zaman alacak burayı yapmak. Dur, üstüme atma. Biraz ben yapayım, ister misin? Biraz zor yaparsın, buz gibi çünkü bu. Bence bırak, bana bırak. Eldivenimi... Üştüm ellerim. Sol elim biraz. Al. Bu sol. Düzelttim bunu. Bakayım, bir deneyeyim mi?
Çantamı da çıkarmamışım. Şey ya, ışık arabayı çevirip buraya mı çalıştırsak? En kötü. Ver bana aşkım. Aşkım acil. Çadırın yerini ayarlayalım. Hava karardı. Tamam. Hemen arabayı boşaltıp dizilmemiz lazım. Yarına kalacaklar, yarına kalır ama bugün çadırı içini doldurmamız lazım. Tamam. 4x4 bir yer açmaya çalışıyorum. Yer çok... Biraz derin, bayağı bir derinmiş, evet, değil mi? Buz olduğu İlk için zor oluyor. İlk araba girmedi, net batarmış. Ne yap biliyor musun? O ilk elektrik şeylerin olduğu sandıkta şey var. Kafa lambaları var. Hı-hı. Onları çıkar. Şey, ahşap renk var. Ahşap, hı. Tamam, getireyim. Direkt sandığı getireyim mi buraya? Olur. Okay. Zaten gelecek. Evet, yoruldum. Yerde değil mi? Yok. Abi ben de yapabilirim bu arada. Terledin ama. Şu an iyi. Heyecanlıyım. Merak ediyorum çadırı. Evet. Işık nasıl aşkım? Güzel. Çekiyor mu? Evet. İyi. Süper. Şöyle. Buradan mı? Ya nasıl şişiyor burası? Nasıl? Buna 40 bar hava basmamı söylediler. Hı hı. El pompasıyla 35 bara kadar anca basılıyormuş. O yüzden elektrikli pompa aldım. Ufak da var, dikkat et. Ufak. Aslancık ne yapıyorsun? Çocuklar şokta. Şurada bir çevirici vardı. Şöyle bir şey. Kokucuğum bekle. Bekle anneciğim, sen bekle. Ben seni alacağım, tamam mı? Bekle. Hayır, çıkamazsa şimdi. Yerleşelim, alacağım seni. Arabayı oraya satsak tır daha iyi olur mu? Olur. Bayağı kar olduğu için biraz yukarı. Şimdi çadırın hava basma yeri burası. Evet, bakalım canavar dolduracak mı? Bilmiyorum ama umarım doğru yapıyorumdur. Bardayız. Efsane. Yani sanırım biraz daha havaya ihtiyacı var Cemil, değil mi? Diyette misin lan Cemil? Gerginim, acıkmışımdır. Yüzüğümü de evde bırakmak istemediğim için taktım. Evet. Ama neyse, arabayı koyayım. Geç aşkım. Nasıl, güzel düzlemişim burayı. Çok iyi yapmışsın, eline sağlık. Bugünkü kardiyomuzu da burada yaptık aşkım. Bak, böyle başka kız bulamazdın biliyorsun, ha? O yüzden buradasın eşek. Ama hadi. Dubai'de de ya, olabilirdim aşkım. Kızlar hep yapılı, sen orijinalsin. Ne alaka? Konumuzla ne alaka? Instagirl'lük yapabilirdim Dubai'de biliyorsun, ha? Bak Cemil, oradayı fazla yer bile bırakmışız. Güzel. Aç aşkım. Yalan mı söylüyorum Cemil? Dubai'de. Hadi çadırı alalım sen aşkım. Sen nedense hep hak veriyorsun bana ama ondan sonra... Aşkım daha tam açmamışız, evet. Şimdi tam açalım. Yaparsın. Hadi aşkım çadırı alalım hızlıca. Sonra... Her hareketimde bir kıyafet değişiyor sabitlemesini falan. Sabitlemesini yapacağız. Yürü, yürü. Hayaller. Şu çadıra bir 25 bar daha hava basalım, garanti olsun. Çünkü elektrikli pompanın gözünü seveyim. Var ya, şu an bana ayakkabının bağı çözülmüş. Kaç? Benim mi? Kalori yaktırmıştı belli değil. Aa evet. Hemen bir tık daha bastık mı buna? İyidir. Ben botlarımın hepsini hep kampta giyiyorum ilk kez. Aşkım. Evet. Sen bu taraftan kaldır, ben yol aça aça gideyim. Bu tarafa gel. Ha? Arkadan gel. Tamam. Tutma yerlerinden. Tutabilecek misin? Bir bak bakayım. Ortadaki iki yer var ya. Bir ses geliyor. Ya mesaj geliyor. Hayır, köpek bir şey hadi diyor. Hazır evet mısın? Hazırım. Haydi kaldır. Hop. Hop. Tamam mı? Evet. Hadi gel. Düşme, yavaş gel, acele etme. Gel. Yavaş yavaş. Gel gel gel. Yavaş.
Yavaş. Yavaş. Gel. Yavaş. Önümü görmüyorum ki. Kaldır yukarı. Bir dakika. Yukarı kaldır. Alta bakarak gel. Yapamıyorum. Hadi gel. Bir dakika, sola düştü. Bir dakika, biraz. Ne dinle. Oldu? Biraz dinlenelim mi? Geldik aşkım. Tamam, alıyorum. Hadi. 3, 2, 1. Bak. Kayar burası, dikkat et. Koş. Ah. Çadırın rengi değişince ortam nasıl aydınlandı? Bir önceki çadırımızda pavyon gibiydi. Çok kırmızı ışık yerde. Şu an iyi oldu. Yani bir de bu yeni aldım bu ışığı, bayağı iyi. Bir de şu an full kapalıyız. Yani şu perdeleri açtığımda sabah çok çok daha ışık gelecek. Şu an tabii haliyle karanlık olduğu için bir faydası olmayacak. Ama genel olarak büyüklüğünü beğendim. Tam bize göre. Şimdi buraya bir yerleştik mi? Arkadaşlar herkese günaydın. Uyandık. Şimdi ortalığı toparlıyoruz. Kahvaltı yapacağız. Çadırın şu an perdelerini açacağız. Şu an çadır bembeyaz. Bilmiyorum orada da güzel gözüküyor mu beyaz olarak ama şu an perdeleri açtığımızda ne çıkacak inan onu hiç bilmiyorum. Çünkü her yeri cam bu çadırın. O yüzden bu kadar heyecanlıyız demiştim. Çünkü bir önceki çadırda camlar böyle açılır kapanır değildi. Şimdi sırayla pencerelerimizi açalım mı? Bu arada açtığımızı yukarı katlasak daha mı doğru olur? Yani şöyle yapsak. Oğlum çok iyi. Geçenki çadırda böyle şöyle toplanıyordu bunlar. Yukarıya takıyorduk ama bu çadırda toplama yeri yapmışlar. Yuvarlak rulo yapıp yukarı takılabiliyor. Bayağı bir daha çok özelliği var eski çadıra göre. Yani tabii bir büyük olmasının haricinde bayağı bir ekstrası var. Yandakilerde sineklik var. Çıkmayan evet. Sineklik mi onlarda? Bakacağım, bunlar çıkmayan sineklik. Bu da dışarıdan açılan penceresi olması lazım. Sinekli olan yerler dışarıdan da açılıyor bildiğim kadarıyla. Bir tane sineklik var ama onda yok. Sandıkları en son açalım. Bence ilk açalım. Organizer çadırın içinde kendi aksesuar çantası olarak geçiyor. Yani ekstradan bir şey asmadan kendi askısı var. Oraya asabiliyorsunuz eşyalarınızı. Evet. Koku ıslandın mı? Burnunu yediğim. Burnunu yediğim. Bekle ortamı düzelteyim, rahat ettireceğim seni. Şu ortalıkta fazla çanta var. Onları arabaya götüreceğiz. Havalandırması. Çok mesela iyi. Onu böyle kurabiliyorsun. Açtım. Bence özellikle gece falan açık kalabilir ya. Ön taraftaki açıktı zaten bildiğim gece kadarıyla. Şimdi bunu açıyoruz. Aynı şekilde rulo olarak bu tarafa. Şimdi
Hem çadır ısındı hem hava ısındı bayağı bir. İyi oldu. Şu an tişörtle durulabilir gibi he. Evet şu an tişörtle durulur. Ya Cemil çok iyi olmadı mı ya? Su. Bırak bunu. Bırak bunu. Bırak. Ustaya bırak. Al usta. Ustaya bırak. O narin ellerini menemen yaparak yor. Diyorsun. Evet. Bunu kapatıp. Yağmur yağıyor şu an üzerimize. Ben yapıştıralım iyi olur. Fuh. Bayağı güzel oldu. Çok iyi oldu ya. Aydınlık süper. Pavyondan çıktık artık. O karanlık kötü yerden kurtulduk. Evet bunları dün akşam bunun şarjı bitti. Şu ledleri koyduk. Bu ledlerin güzelliği de 3-4 metre uzunluğu var. Tek bir aküden 3 tarafa led döşeyebiliyorsunuz. 8-10 saat kadar da çalışıyor. Güneş panelinden de şarj oluyor. Bence bir çadır için avantajlı. Hem bunların olması hem dışarı çıkmadan buradan şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. Şarj. 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 O zaman hadi bir kahvaltı yapalım. Arkadaşlar yer çok güzel. Gerçekten. Güneş de doğdu birazdan. Çadıra da gelir. Tam üstümüzde ağaçların gölgesi var ama çadıra birazdan güneş gelir. Şimdi arabadan su ihtiyacımızı alacağım. Bir de 2 ve 3. günler için haliyle oduna ihtiyacımız olacak. Onları halledeceğim. Bu hepsi buz mu olmuş? Oo, full buz tutmuş. Cemil bunu sobanın yanında hemen ısıtalım. Çözülsün ya. Buzdolabını arabaya bırakıyoruz akşam ki çadırın sıcağından içindeki yemekler etkilenmesin diye. Cemil şöyle manzaramızı bir göster ya. Sandıklar da buradan çok gözüküyor. Ya bu sabah kardiyoyu burada karda yapacaktık. Karlar o kadar sert ki bak şu an bulunduğumuz kar neredeyse bir 40-50 santim çok rahat var değil mi? Biz kürekle dün bayağı bir aşağıya indik, çadırı indirdik. Kardiyoyu burada kar topu yaparken yapacaktık. 2-3 tane büyük kar topu yapana kadar 1 saat geçer diye düşündük ama bu karda kar topu yapamayız çünkü beton gibi. Yeni yağmış bir kar olsaydı harika olurdu. O yüzden bugün kardiyo yapamadık. Öğleden sonra güzel bir antrenman yapmayı planlıyoruz. Şurada bir antrenman alanı açacağım. Masalarımızı falan kuracağız. Bakalım. Şöyle. Şimdi Gülşah'ın mutfağı için önce sobaya bir odun daha atmam gerekiyor. Öncelikle. Siz sevgili dinleyenler için. İnşallah devrilmez. Evet şimdi ne yaptık? Her şey okey. Şurayı bir düzelteyim. Yeni tavamızla ilk yemeğimizi yapıyoruz. Evet sen bir sobaya da bakarsın aşkım. Neye bakayım? Sobaya da bakarsın. Ben sana bakıyorum. Sobaya bakmak ne ki? Doğru. Soba nedir yani? Bu kum bıçağıyla menemen keyisi. Menemen. Evet, sobaya bak demiştin. Evet, sobaya bakacağız. Bir de bana yardım edersen bunları yaparken çok süper olur. Çünkü tavamız var, çok güzel. Onu kullanmamıştık daha aldığımızdan beri. Şimdi kullanacağız. Ufak adam, ilk kampın için ne düşünüyorsun yavrucuğum? He ufak. Nasıl geçiyor ilk kampın? Biraz anlatsana. Her şeyi koklayarak, bıyıklarımı sobada yakarak. Yakından çeksene. İnanılmaz komik ya. Ufak gel bakayım. Kaşı gözü bıyıkları hep yanmış. Gel gel buraya gel. Bak. Gel buraya gel. Senin kaşların bıyıkların mı yanmış? He? Gel buraya. He? Gel buraya bakayım. Şöyle bakayım sana. Şunlara ne olmuş lan böyle? Yaktı ya. Yaktın koklayıp duruyor. Hepsini? Sen kaşlarını mı yaktın? Ayıcık. Parmesan yemiyorum mesela. Ama her gün 500 gram pirinç yiyorum.
şey, bu Trabzon'a bilmem neye gittik. Peynir komasına soktu adam bizi. Karadeniz'de. Biz Artvin'e kar bitmeden gidemeyeceğiz değil mi? Bir dahaki tur Artvin'de mi yapsak? Şöyle Artvin'e kampa gitmek istiyoruz arkadaşlar. Karadeniz'in en güzel bölgelerinden biri Artvin bence. Gitmeden biraz araştırdım da yani hakikaten çok başarılı yerleri var. Orada bir kar kampına gitmek istedim ama... Ya orada ne olur bahar kampına gidelim ya artık. Zor ya. Ama niye zor? Eşyalar fazla, buradan oraya gitmek, yol uzun. Birazcık plan program gerekiyor. Ya buraya gelmek için bile bir hafta önceden hazırlanmaya başlıyoruz. Hemen bitiyor benim motivasyon. Nasıl yapacağım? Al ulan motivasyon. Ya bu nedir be kardeşim? Sen nasıl bir kralsın be? Bu benim ekmeğim. 50 gram. Sen kalktım. Nasıl bir kralsın be? Ufam, ufam acıktın mı ufam? Bir 2-3 kalem yemek yememizi istiyor Cemil Bey. Evet, şöyle bir kaşık pilavımdan alayım da ben. Kral elim ekmeğe gidiyor senin ekmeği görünce ya. Değil mi? Ben şimdi şöyle yapacağım. Kusura bakmazsan aşkım. Şöyle sarıyı patlatmalı. Ben diyetteyim arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar ben de diyetteyim bu arada ya. Şu an diyet bozmuyoruz. Ve yaptığımız kamplarda hem antrenmanı hem diyeti bozmayalım diye ona gayret ederek geliyoruz. Şu an rutinimdeki kahvaltı neyse oraya bir tek biberle soğan domates ekledik. Menemen yaptık. Gene günlük 500 gram bal domu yiyorum. Bak tartım orada 50 gram tartım. Hassas teraziyle gene kampa geldik yani değişen bir şey yok. Ufak diyet için bozmadan gel. Devam. Çaysız kahvaltı mı koyacağım olur? Şunu. Çay koyayım ben. Menemenle pilav da gelsin be kardeşim. Abi not aldım. Bugün dönemeyebilirim. Kamptayım ama en geç yarın dönmeye çalışacağım sana. Kardeşim merhabalar. 3 aylık uzaktan eğitim paketiyle alakalı tüm detaylı bilgiyi buradan sana gönderiyorum. Senden ricam, inceledikten sonra soruların varsa onları bana buradan sorarsan çok daha hızlı anlaşabilirim. Şu an için baktığımda eksiklerin var. Nedir? Omuz çatının biraz daha genişlemesi lazım. Göğsün omuzlarına göre daha fazla gelişmiş gibi. Ay canım benim. Hocam planların hazır. Sadece kontrol edip açılacak. Ondan sonraki süreçte takip yapmaya başlayacağım. Arka kapıda buzdolabı yapıyoruz arkadaşlar. Şu an bizim buzdolabı çadırın içi bu arada ciddi sıcak. Yani tişörtle oturursun, şortla oturursun o kadar sıcak. Kaç derece olsun? Tam abiye dedim ki tam sen dedin fazla ileri gitme, batabilirsin. Şu an tam olarak onu yaşıyor. Allah'tan ben batmadım da çekebileceğim onu. Bizim arabada bir köpek var da. Çekme işlemine zor bir şey olabilir. O da hiç sevmez ya. Koko, hayır. Koko. Abi arabada köpek var. Koko da arabaya girdi. Gel. Gel. Artist burada dayılandı. Gel. YouTube kanalımız mı var? Basıyor. Koptu, koptu, koptu. Sen de şu an burada kalmaman lazım ama senin lastikler normal lastik, çamur lastiği değil. O yüzden kaldım. Ben girsem çıkarım belki oradan. Neyse ki dün akşam böyle bir fantaziye girişmemişiz. Aynen. Şuraya gidip kursaydık kampı. Kesinlikle kalmıştık abi. Kesin kalmıştık. Böyle yaklaşın da şu kablo kopar mopar. Aynen başladı Mustafa. Kopacak. Koptu. Koptu. Ne güzel ya çadır. Değil mi? Çok güzel şu an. Mis gibi. Hava da güzel. Çadır güzel, ben güzelim. Çok güzel. Tam bir aile çalışması. Tam bir aile çalışması. Çadır mı kurduğunu inşallah biz çekebiliriz. Buralara hep Mission Impossible müzikleri geliyor. Evet. Ne? Mission Impossible. Bence bayağı bir hızlı geriye gidelim. Geri çekilin de o hava bir şey olursa. Abi
Ha kütük yanacak mı dediniz siz? He alalım mı? Bekle abi bekle bir. Abi dur bir Mustafa bekle. Siz de bir durun. O kütükleri bir alalım. Bunun önünü de boşaltalım da abi. Tamam ben çıkarım oraya. Nereye? Ben orada değilim. Yalnız benim ağırlığımdan da ne olacak? Yani? İkimiz çıkarız gel. Aynı. Abicim be biz halatı aldık. Neredeyse ben de batıyordum. Çekemedim onu oradan. Bize bir traktör bulma şansın var mı rica etsek? Abi traktör şart yani. Ya şöyle biraz benim arabayla zorlasak da çıkmayacak bir yerde gibi duruyor. Yani traktör bayağı gerek. Yani sen gelsen bile bunu çekebileceğim bir şey var mı? Zaman kaybetmemek adına soruyorum. Peki traktör bu numarayı arayın. Belki gelir diyeceğim biri var mı? Çay ikram edelim biz abi. Bir daha deneyelim mi? Şöyle biraz dene baktık giriyorsun. Yani bir metre. Şey yapalım. Bas! Bas! Geliyor, geliyor, bas! Boşa dönüyor abi, bırak. Kütük mütük koyalım, öyle şey yapalım. Belki zincir olsa bile çekemeyebilir ya. Çünkü bizim araba çok çabuk askıda kalıyor ya. He? önce batıyoruz, sonra seviniriz çıktığımıza. Yani bu arabayı böyle bir... çıkarabilir miyiz? Bak. Araba kara oturdu. Tekerde değil. Kara oturduğu için ittirsen de çıkmaz. Tekerde şuraya baksana. Ya. Tekerde de var. Tam ortadan böyle şaft falan oturdu yani büyük ihtimalle. İnandı şu an. Aynen öyle. Denemek isterdim. Ve hep beraber. Sen görüntü için istiyorsun galiba. Denememizi istersen deneyelim. Aynen bence bir deneyelim yani. Deneyelim. Tamam. Senin için. Tabii senin arabayı terek çıkarmadık. Sallayarak çıkarmadık. Evet. Kürek almamız lazım. Şu an bütün planlar bundan dolayı yapabilir. Bakayım ne oğlum? Kırıldı kürek. Şimdi kaydını tamamlayalım, sıraya alalım. Seni sonra yapman gerekenleri söyleyeceğim. Demin GoPro'yu buraya koydum. Evet. Adam jandarmayı çağırmış bu arada. Olmuş. Heh, jandarma da buraya geliyor. Dejavu'dayız. GoPro'yu şarj edeceğiz. Kameradan çekiyorum. Tamam. GoPro'yu o kadar kullandık mı ya? Kamerayı ayarlayıp mı geldin? Vay kardeşim benim. Sinsilikte sınır tanımıyorsun kardeşim. Bir de şu an var ya tam böyle oduncu ceketi, tişört içeride falan. Haydi bakalım beyler. Yapıştıralım. Haydi bismillah. Tampondan değil de kaputtan itelim. Haydi abi. Haydi. Bence biraz çekim yapsın. Bak jandarma mutlu. Cemil değil mi? Cemil Yavuz'sun. Evet. Gördük baktık hepimiz. Baktık uzun sürecek. Yani komşularımızı tanıyalım. Evet, doğru diyorsunuz. Bizde yedek çadır var atabiliriz. Oraya doğru gidiyoruz. Bak onlar örtü koymuşlar koltuğa. Mis gibi. Bizim arabanın şu an hali var ya. Bu sefer olabilecek gibi. Ön taraftan itelim biraz onu. Haydi işte bu be. Yürü 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 yürü. Aferin sana. Yahu sağ olasın. Çıktık ama nasıl çıktık? Boyan sonra çok teşekkür ederim. Yıldız. Mustafa Yıldız. Tamam ben bir bakayım. Eyvallah memnun olduk. Zaten iletişim bilgilerimi verdim. Oradan ulaşabilirsiniz tamam. Bana. Şu an tamam. Ayağımızın altında 1 metre kar var. Evet. Buz, kar. Evet. Bugün yaşamış olduk abi onu. 2 metre 70 santim kar yağdı. Her yağdı. Neyse bir daha ihtiyacınız olsa biz haber verelim gidelim. Eyvallah tamamdır. Abi kürek senin mi? Biz giderim. Kürek al sen olsun. Ya benim küreğim kırıldı. Akşam giderken bırakırım sana. Öyle oraya bırak. Çok teşekkür ederim. Bak kocaman tekeri var. O bile batıyor. Yani sen batardın orada biliyor musun? Ben batmazdım. Niye diye sor. Niye? Ben yaparım. Niye diye sor. Çımardın hemen. Hayır canım. Niye diye sor. Niye? Sen varsın çünkü. Sen canım.
Bunu yol değil. Ya sen ne yapıyorsun ya? Koko, bekle. Ya sen ne yapıyorsun? Kara mı yatıyorsun sen ya? Oğlum böyle güzel kara yatılır mı lan salak herif? Çocuk seni, bal çocuk. Gidelim mi arabaya? Yavaş yavaş. Açını koyma aşkım, akşam da gelir. Bunda şu an bayağı açlık var. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Bak. Acele etme yavaş. Gel senin baban, gel. Şımarık da geldi. Şımarık aile çocuğu. Koko! Aa, nasıl kızdı onun mamasını Hayır. yiyor diye. Kıskanç. Koko ile ısınma yapacağız. Hadi bakalım. Koko hadi koş. Koş. Koş 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 koş. Koş koş. 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 Ay düşüyorum. Koş koş koş. Biraz kokolu squat yapalım. Kokolu squat. Islak. Islak kokolu squat. Kokolu. Ben full body bir şeyler yapmayı planlıyorum bugün. Ortaya. Bakayım buraya gel bakayım gel yanıma gel korkma gel bakayım buraya gel buraya gel Üstümüzü çıkartıyoruz. Bir rüzgar esiyor. Hasta olmak için çok güzel bir hava. O yüzden üstümü çıkarmadım. Çıkardım sonra giydim. Şu an hava çok temiz değil mi ya? Ciğerlerim açıldı ve yanıyor. Bu karda yaptığım antrenmanların şiddetini arttırmaya çalışıyorum. Burada siyah direnç lastiği var. Kaç kiloydu? 120 kilo muydu direnci onun? Bacak antrenmanları için aldım. Burada da bir tık daha kolay direnç lastiği var. Bir de 40 kiloluk dumbbell aldım. Bunlarla yardırmaya devam. Şu an bu bulunduğum ortam herhalde uzun zamandır çalışma hayatımın içinde yapmayı isteyip de zaman ayıramadığım, yettiremediğim güzel hayaller. Ve çok şükür şu an yapabiliyorum. Hatta işimi burada yapabiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Önceden hep evden para kazanmak en büyük hayallerimden biri olmuştu. Evden para kazanmak derken yani bilgisayar başında istediğin her yerde çalışıp para kazanmak. Gerçi şu an bu tüm dünya tarafından yapılıyor neredeyse. İşte kriptodur, borsadır falan ama bu benim hayalim bu değildi.
Benim hayalim spor alanında istediğim şeyleri yaparak o işten istediğim yerde para kazanmak. Bu da en güzeli evden kazanmaktı. Sanırım o sistemi kurabildim ve çok şükür daha da gelişiyor, ilerliyor. Çünkü işimi gerçekten iyi yapmaya çalışıyorum. Şu an yaptığım antrenman şov değil. Çünkü benim işim vücut geliştirme ve bir kariyerim var. Bunu da devam ettirmeye çalışıyorum. Bu yaptığım şeyler de benim hobim. Vücut geliştirme benim hobim değil, benim işim. O yüzden bu iş artık benim için istediğin zaman yapıp yapamayacağım bir iş olmaktan çıktı veya bir eğlence olmaktan çıktı. Bu benim için artık yaşam tarzı oldu. Ben bu işe sevdalıyım diyen tipler var ya, ben onlardan değilim arkadaşlar. Bu iş benim yapabildiğim en iyi işlerden birisi. Ve ben bunu üst düzeye taşımak istiyorum. Ve bunu kaliteli yapmak istiyorum. Yoksa salona gidip ağırlık kaldıran et beyinlilerden olanlardan değilim. Niye et beyinli diyorum? Burada yanlış anlaşılmasın. Hayatı tavuk pilavla geçmiş ve sadece ağırlık kaldırmayı bilip bunu da karşı tarafa odunluğuyla, hödüklüğüyle anlatan adamlardan olmak istemiyorum ve olmayacağım da. O yüzden benim çizgim bu kalitede, bu standartta hep yükseğe doğru devam etmesini istiyorum. Şu an yaptığım antrenman şehirde yaptığım antrenmandan farklı mı? Evet, farklı. Hissiyat olarak belki %10 daha düşüktür. Ama çok keyifli, severek yapıyorum. Çünkü yan tarafta hayallerim var. Sevgilim var, çadırım var. Buralara gelebilmek için pick-up topladık. Ağırlıklarımı yanımda taşıyorum. Yani çok şükür daha ne isteyebilirim ki diyeceğim şeyleri yaşıyorum. Bunlar değer güzel şeyler, değerli şeyler. Ve bunlar için de çok şükrediyorum. Elimizden geleni de yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz filme başladık. öyle haldır huldur girdik yani konuya. Akşam oldu. Antrenmanımızı yaptık, yemeğimizi yedik. Şimdi de akşam açık hava sinemasını biz ailecek çok seviyoruz. Ufak da çadırdaydı. Ben üşür diye çıkarmadım ama bayağı bir bağırdı. Beni de alın, beni de alın diye. Şu an burada oturdu bizimle. Ateşimiz yanıyor. Çok güzel bir ortam var. Şimdi de filmimizi izleyeceğiz. Sonra da bir mangalımız var. Izgara yapacağız. Koko boy! Ne yapıyorsun kız? İyi misin? Öyle. Biz şimdi filme geçiyoruz. Start. Buzun üstündeyken her köpek başlangıçta 45 kilo ağırlık çeker. Ben açayım ışığı, iyiyim böyle. Evet, çok iyi. O zaman... Evet, bakayım. Yüzümü... tutuyorum. Şu çocuğa baksana bak, gelmişken orada yatıyor. Ya bunu yerim, karda yatıyor bir de bak. Ay canım benim bak. Bir tane daha içtim. Al sana 3. Alt tarafını. Okay. Bu ışığı sen tutarsan canım. Ben de sıcağı sevmezim de. Bir de tutar mısın Cemil'i? Aşeriyorum şu an. Aşırı canım çekti. Ne koktu ya. O zaman herkese sucuklu aşk. Bunlar da oluyor. Biz tüfek. Burada... Reis biz burada böyle tüfek sucuk falan pişiriyoruz ama. Tüfek çadırda değil mi? Aynı çadırda. Tamam, en kötü bir şey oldu mu hızlıca alalım. İşte koşup... Camdan... Şu tarafa camı... tutsana bu ışığı. Cemil ya. Önce... Atıyorum. Aşkım camı alabilirsin. Bu kokuya başka hayvanların gelmesi de normal yani. Doğru ya. Bak bu soyu kullanayım şimdi. Aynen. Tamam. Cemil'in mi bu? Her zamanki kamp halleri. Gelirken de bu Antalya'dan vazgeçiriyordu bizi işte. Aynı şey. Kamp alanında gerginlik. Ne gerginliği oğlum? Gelirse biri... Koruruz kendimizi kardeşim. Oha, direkt kılıfından falan çıkarmış koymuş. Ne yapayım oğlum? Doğru abi. Kılıftan bravo. Mı çıkaracağım ayı gelirken? Dur ayı bir dakika yiyeceğim falan filan. Gerek böyle şey mi olur? Ne oldu onun? Emniyeti onun? Açık şu an değil mi? Kapalı yani. Kapalı şu an. Heh, tamam. Gaz lambası düştü bu arada. Söndü. Bir bak bakayım böyle. Biz burada bazlama filan yerken sen ne yiyorsun? Pirinç. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Onu da artık ayı gelince atarsın abi. Aynen aşkım, gelmez inşallah ama sen tut yine de. Fişeklerini topluyor da. Cemil, güvende. Emniyeti kapalı, şarjör bu. Tamamdır. Görelim fişekleri. Kardeşim bu fişekler
ince, ruj gibi. 36 kalibre. Sadece piyasaya bam diye girdi yani. İyi gidiyor. Kesiyorum çünkü zor oluyor diğer çıkıyorması. Ama kaşık çatal yok. Nasıl yok? Bayağı. Hepsi pis. Evet, pişmemiş. Biraz daha koyalım. Normalde duş alacaktım burada sıcak suda. Havanın buz olması falan onu ertelememize sebebiyet verdi. Alacaktım işte. Bir dahakine alırız. Ben şarjör doldurdun mu Cemil? Doldurdum. Elin alışkın yani. Askerde şey attık biz. Neydi o ya? MP5. Aha, biz askerle tanıştık Muratcan'la. Aynen, asker arkadaşıyız. Hedefimiz ne? Mermi var mı yok mu diye baktın. Gene de şu an safe fire. Güvenlik şu an. Şu an ateşte aşağı tutup bakıyorsun boş mu diye. Tamam. Şimdi önce bu gösterdiğimi bir yap. Bak. Karavana. Ben zaten çok zor görüyorum ama. Tamam, alışacaksın yavaş yavaş. Bir tane daha. Şu an mermi gene var orada. Dikkat et. Karavana. 3'te 0. Sen bana işlemiyorsun yere çök. Oğlum bu tarz meselesi. İşte değil, yukarıdan daha zor bence. Üçte sıfır mı yaptın lan? Evet. Şöyle bir tüyo vereceğim. Onun içine ona bakmayacaksın. Gözün arpacıkta olacak. O değil de. Nekliğin ayarı burada. Mı bozuk bunun acaba? Şu abi, ayarı. Nekliğin arpacıkta olacak abi. Tamam mı? Yani gez göz arpacıkta, neklik arpacıkta. O şeyi bulanık göreceksin. Hedefi bulanık göreceksin. Hiç bunları bana söylemiyorsun Cemil Yavuz. Mermi bitti. Bence bunun şuradaki ayarı kayık. Niye diyeceksin Cemil? Bir tane Cemil atsın da görelim. Cemil de vuramayacak da çünkü. Yükseltsin ya. Bom koku. Korkma. Yıl. Vurdun mu? %1. Neyi vurdu? Babayı. Vay. Altına mı ateş ettin peki? He? Altına mı ateş ettin? Tam ortasına mı getirdin? Ya tam üstüne getirdim ama şurayı yani netlemeye çalıştım gözüme. Vay 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 vay. Tamam, silahı bize doğru tutma. Silahı bize doğru tutma. Vurdum dedikten sonra sizi vurmam yok mu? Kitledim bu arada. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Az daha yakına gelseydin. Ne kadar yakına geldim, şu kadar. Kardeşim. Bir dakika, aynı mesafeden Mustafa diğerini vurabilir mi? Bilmem, bence vurabilirim. Gözünde kıvar, bir dakika. Eğer vuramazsa. Sen ama tiyolarını ver de nasıl yaptığını. Az uzak dur aşkım benden. Mermi mi gitti? Çok mermi yapmışsın aşkım. Kayıtlayayım ben. Sakin. Bak, gez göz arpacık yapıyorsun ya, yuvarlığa bak abi. Yuvarlak net, diğer ikisi net değil. Bizde mi bir sorun var?
kral. Zorlama istersen de. Ve eğer isterseniz soldaki şeyi de vurabilirim. Bak şimdi. Eğer isterseniz o ikisini de vurabilirim. Ne güzel bir şey. Olmadı be. Atar mıydım bir tane daha? Yok. Kampımız sonlandı arkadaşlar. Güzelce toplandık. Her şeyimizi, çöpümüzü aldık. Şimdi kamp alanlarında ya bize de çok fazla yazan var ama elimizden geldiği kadar bütün kamplarda, Antalya'da da öyleydi, burada da öyle. Pisliğimizi bu şekilde çöp konteynerlarının yanına bırakıyoruz. Şu an orada arkamızda gördüğünüz pislikte kül, yani karın üstüne attığımız kül, o yüzden yarın su olup gidecek burada. Herhangi bir şekilde bir pislik bırakmış olmuyoruz. Gayet güzel topladık. Şu çelik halatı da çuvala koyalım ve yola çıkalım. Arkadaşlar yola çıktık. 3 gündür kar kampındayız ve çok güzel geçti. Çok eğlendik. İlk defa bu kadar uzun bir kar kampında kaldık. Yine birkaç eksiğimiz vardı. Onları not aldık. Bir dahaki kamplarda onları gidereceğiz. Aşkım ben çok keyif aldım. Umarım sen de almışsındır diye düşünüyorum. Bütün aile kamptaydık. Aynen. Aile olarak güzel bir kampta. Evet. Şimdilik İstanbul'a işin göbeğine geri dönüyoruz arkadaşlar. Gene sisteme geri dönüyoruz. Burada da çalışabildiğimiz kadar çalıştık. Tek kötü yanı gittiğimiz yerlerde genelde internet çekmiyor ve bundan kaynaklı bazen çalışmada problem yaşayabiliyoruz ama gene de çeken yerler vardı. Oralarda işleri halletmeye çalıştık. Haricinde diyecek bir şeyim yok. Çok güzeldi. Kamp alanları ile ilgili kar bitmeden bize önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Kanala destek olup abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.